Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nde yapıldı. İkinci ve son denemeleri ilk etapta Düzce ekibimiz, 16 numarayla izliyoruz onları. Düzce ekibi kısmı 6 numaralı kapıya kadar geldiler. Sorunsuz bir şekilde sadece 2 numaralı kapıyı alamadılar. Çok açıldı bot. Bakalım orayı toparlayabilecekler mi? Düzgün suya attık bu botu. Rafting Okul Sporları Türkiye finallerine 12 ilden 260 sporcu katıldı. 6 numaralı ters kapıda şu anda. İyi de geldiler, iyi geçiyorlar. Biraz açık alsalar da zamanı bakalım akarın hızıyla birlikte telafi edebilecekler. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ödül töreninden sonra bir konuşma yaparak şampiyonaya katılan sporculara teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisin yeni yüzünü çok güzel yapmış. Bir Avrupa'yı bir tesis andırmış. Biz de tabii bu tesisin güzelliğini hem bu spor dalımızda bütün Doğu ve Güneydoğu illerimize gösterim açısından burada okul sporları final yarışını burada tertip etti. Bu çok önemli. Bu bir final yarışıdır. Burada 12 il 260 sporcu ile buradayız. Hakkari'den, Van'dan, Çatak'tan, Çukurca'dan, Şırnak'tan, Beytüşşebap'tan, Denizli'den, ondan sonra Düzce'den, Muğla'dan, Ordu'dan sporcularımız var. Mükemmel bir parkur ve burada final yarışlarımıza devam ediyoruz. Bugün son günümüz. Bugün kupa ve madalya yerlerini bulacaklar. En önemli şey de ilk defa biz okul sporları yarışını ilk defa düzenledik burada. Toplamda Türkiye genelinde okul sporları yarış mantığında 1700 çocuğu suyla tanıştırdık. Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun da yüzme bilmeyen kalması projesi çok kıymetliydi bizim için. Bu meyanda da hem 1700 çocuğumuza suya dokundurduk, yüzmeyi öğrettik ve suyla barıştırdık. Çok güzel bir projeydi. Devam edeceğiz projeye. Seneye bu çocuklar artık daha da büyük A takımlarında, B takımlarında spor yapma imkanı duyacaklar.